Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Vaca Muzeyye Zabani Farsi isimli 3 ciltlik kitabın çekimlerine devam ediyoruz. Bugün birinci kitaptan 29. dersle karşınızdayım. Bu dersteki konu başlığımız Pişvenha, yani örnekler. Son örnekleri gördük, şimdi örneklere geldi sıra. Bakalım hemen geçelim okumasına. Pişven der iptidai kelime karar mı girer? Şoma bir komeki pişven mi tevalit manayı kelimeyi cedid ra teşkis dehid. Mühimterin pişvenhaya farsi ibareten as. Ne diyor? Diyor ki örnek der iptidai kelime kelimenin başında karar mı girer yer alır. Kelimenin başında bulunur. Şoma siz ve komeki pişven siz örnek yardımıyla mi tevalit edebilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Teşkis dehid. Teşkis edebilirsiniz. Neyi teşhis edebilirsiniz? Meneye kelime-i cedid. Yeni bir kelimenin anlamını teşhis edebilirsiniz. Muhimterin pişvenhoye farsi. Farsça en önemli son ekler ibareten az şunlardan oluşur. Onlar da burada tabloda vermiş bize. Tablomuza hemen bakalım. Örneğin ba. Ba ve isle birlikte gelirse nasıl bir anlam katıyor kelimeye? Ba. Daşteni çizi bir şeye sahip olma anlamı katıyor. Mesela bahuş, basalike, ba şahsiyet, ba tecrübe, ba edep, ba vefa. İşte burada huş zeki akıl demek. İşte zekalı, akıllı. Yani zeki, basalike, zeliki zevk demek. İşte zevkli, zevk sahibi. Şahsiyet karakter demek. İşte karakterli. Ba tecrübe, tecrübe, tecrübeli. Ba edep, edep, edepli. Ba vefa, vefa, vefalı. Gördüğünüz gibi sahiplik anlamı kelimeye katıyor. İkinci örnekimiz neymiş? Fera. Fera ötesi demek. Neyle beraber gelebilir? Bole muzari ya ism ya sıfat. Sıfat, isim ya da geniş zaman köküyle karşımıza gelebilir. Peki nasıl bir anlam katıyor? Umumi şodan ya balater budeni çizeyim. Bir şeyin genelleştiriyor, yani bir anlamı genelleştiriyor ya da bir şeyin ötesi anlamı katıyor. Bir şeyin daha üstünü, daha ötesi anlamı kelimeye katıyor. Bakalım örneklere. Mesela fera, feragir. Fera normalde yan anlamı var, öte anlamı var zaten. Feragir ile birlikte kapsayıcı, genel bir anlam kazanıyor kelime. İşte burada bakın genel, kapsayıcı, kapsamlı bir anlam kelime kazanmış oldu. Fera suht, suht ses demek. Fera suht işte ses ötesi oluyor. Fera tecrübe, tecrübe var burada. Fera tecrübe, tecrübe ötesi, deney ötesi. Deneyin üstünde. Fera benevş, burada mor var. Fera benevş, mor ötesi. Gördüğünüz gibi bir şeyin ötesi, daha ilerisi anlamı kelime kazandırıyor. Hem var, hem örnek olarak karşımıza geldiği zaman isimle beraber gelebilir. Ne yapıyormuş? Hem kari bir işbirliği ve bir ortaklık katıyormuş kelimeye. Hem ser, ser kafa demek, baş demek. Hem ser, işte kafadaş, yani eş. Hem sayı, sayı biliyorsunuz gölge demek. Hem sayı aynı gölgeyi paylaşan. Yani komşu oluyor. Hem kar, hem kar biliyorsun iş demek, meslek demek. Hem kar, işte meslektaş oluyor. Aynı zamanda rakip anlamı da var. Dikkat edin. Birinci anlamı meslektaş, ikinci anlamı rakip oluyor. Hem kelası, burada da sınıf arkadaşı oluyor. Aynı sınıfı paylaşan kişi. Hem fikir, hem fikir. Yani fikirdaş. Türkçe'de geçmiş bir ifadedir. İşte hem şehri mesela, değil mi? Aynı şehirden olan kişiler. Hemşire gibi. Hep hemden geliyor. Hem örnek ile türetilen terkip kelimeler. Bir var, bir isimle beraber gelebilir. Bir sahip olmamak, yani olumsuzluk katıyor kelimeye. Bir edep, edepsiz. Bir kar, işsiz. Bir selefe, işte zevksiz. Bir çare, işte çaresiz. Bir niyaz, işte ihtiyacı olmayan. Niyaz, ihtiyaç demek, muhtaç demek. Bir niyaz, ihtiyacı olmayan gibi. Ne var? Ne da yine diye benziyor aslında. Yine bir şey olmama durumunu kelimeye katıyor. İsimle gelebilir, sıfatla gelebilir ya da muzari geniş zaman köküyle karşımıza gelebilir. Na umit, ümitsiz. Na hem var, işte hem var düz demek normalde. Na hem var, engebeli, düz olmayan yer anlamı katıyor. Bina, işte gören demek. Na bina, işte görmeyen demek. Na şinas, işte şinaktan fiilini görüyorsunuz burada. Burada demişti zaten. Geniş zaman köküyle karşımıza gelebiliyor. Naşinas işte tanıdık olmayan, yabancı diyebiliriz naşinas. Nahana, hana okunaklı demekti. Nahana okunaksız, okunaklı olmayan. Evet, bakıyoruz.
Yine ne var? Bu da ne örneğini görüyorsunuz. Bu da yine sıfat, meful sıfatla ya da fiil köküyle karşımıza gelebilir. Yine şeyin olmaması durumu katıyor. Nesnecidi, senciden normalde ölçmek, tartmaktır. Nesnecidi işte ölçülmemiş. Yani ölçülmemiş, yani tartılmamış bir söz mesela. Neşonslu yıkanmamış. Nedanesti işte bilmeden. Ne ters, korkusuz. Meçez, işte yapışmayan, yapışmaz. Teflon tavalar için mesela. Hani bu gelebilir yani, meçez. Evet, şimdi bakalım. Bu tabii kelimeleri tabloda gördük. Bunlardan bazıları burada bize örnek cümlelerle de gösteriyor. Hem açıklamasını yapıyor hem de örnek cümleler de bize yine veriyor. Ama bakalım. Bayla bakalım. Bahuş. Memulen ademhay bahuş beraye helle yek mesele bir rahay muhtelif fikir mi konand. Baseliki zanhay baseliki az küçekterin imkan beraye behter şodan zindegi istifade mi konand. Ba şahsiyet hemkari ba şahsiyet men hemişe aram est hiç vakt esabani nem şevet ve be heme ihtiram mi gozaret. Ba tecrübe ceryan zindegi insana ba tecrübe mi konand. Ba edeb بچه های با ادب به حرف بزرگتر گوش می کنند. Bakalım, bahuş dediğimiz gibi zeki, akıl anlamındaydı. Memulen, genellikle adem hay bahuş, akıllı, zeki insanlar berayı helle yek mesele. Bir meselenin çözümü için berrahayı muhtelif fikrimi konan çeşitli yöntemler, çeşitli yöntemler düşünürler. Vaselikle dedik işte zevkli, zevk sahibi anlamı katıyor kelimeye. Zenhayı bazselikli işte böyle zevkli, zevk sahibi kadınlar. Az küçeklerin imkan, en küçük olanaktan bereyi bihter şodan ezindeki yaşamı daha iyi yapmak için, daha güzelleştirmek için istifade mi konan yararlanırlar. Yani zevkli, hayat nert anlamından zevk çıkarabilen kadın ne yapıyormuş, kadınlar ne yapabiliyormuş? Bu şekilde hayatlarını güzelleştirebiliyorlar diyor bazselikli kelimesiyle. Baş şahsiyet karakterli dedik. Hemkari baş şahsiyet iman benim işte bu karakterli şahsiyet sahibi meslektaşım her zaman aramaz, her zaman sakindir. Hiç vakt esabani nemişemet, hiçbir zaman sinirli olmaz, yani sinirlenmez. Ve beheme ve herkese ihtiram ve gozaret, herkese saygı gösterir. Ve kesi ihtiram gozaçtan saygı göstermek anlamı veriyor. Ve tecrübe tecrübeli dedik. Ceryane zindegi ve hayatın akışı insanra insanı ba tecrübe mi konet, insanı tecrübeli yapar. Bu edep edepli dedik. Becihayı bu edep edepli çocuklar ve harfi bozuklar daha büyüklerin sözüne kuş mi konet, kulak verirler, dinlerler. Fera'ya geldik. Fera soğut der pezeşki az deskahayı fera soğut istifadehayı güne güne mişevet. Fera tecrübi telepati یکی از علوم تجربی است. فرا بنفش اشیای فرا بنفش بالاتر از اشیای بنفش قرار دارد. فراگیر امروزی استفاده از شبکه های اینترنت در سراسر دنیا فراگیر شده است. Evet, burayı çevirin, öyle geçelim. Ferasut ses ötesi dedik, ses ötesi. Der pezeşki tıpta از تزگاه‌های فراسوت سسوتسی جیهازلاردان استفاده گونه‌گونی می‌شود چشیدلی شکل‌لرده فرق شکل‌لرده استفاده edilir. برای تجربه دنیسل اتسی dedik. تلاپاتی dediğimiz şey یکی از علوم تجربی است. تجربه اتسی bilimlerden biridir. Kendine dayanmayan. Ferabenevş, mor ötesi dedik. Işığı ferabenevş, mor ötesi ışınlar, balaterez, ışığı benevş. Mor ışınlardan daha yüksek karar daret bulunur. Feragir kapsamlı genel dedik. İmruzi günümüzde istifade az şebekehoy internet şebekelerinden yararlanmak, ders arasarı dünya çapında internet şebekelerinden hatlarından yararlanmak, feragir şodes genel olmuştur, kapsayıcı olmuştur. Yani her yerde bu mevcuttur diyoruz. Hem'e bakalım, hem örnekine bakalım. Hem kar, men beduni komek hem kar hem karhayi
idari را انجام دادم. همسایه با همکاری چند نفر از همسایه ها در کوچه من باغچه زیبایی درست کردیم. همفکر من برای حل مشکلاتم به یک همفکر احتیاج دارم. همسر اسم همسر علی زهرا است، زهره است پاردون. همکلاسی آخر هفته با چند تا از همکلاسی ها به کوه می رویم. همکار مسلک داشت میدی، من بدون کمک همکارم من مسلک داشتمون یاردمی olmaksızın کارهای اداره işte bu ofis işlerini اداره işlerini انجام دادم yaptım. همسایه komşu demekti. O همکاری چند نفر از همسایه ها komşulardan birkaç kişinin işbirliği ile der kuçe man bizim sokağımızda bahçeyi zibayı güzel bir bahçe durus kerdim hazırladık. Hem fikir fikirdaş dedik. Ben berayı helle müşkilaten ben sorunumun çözümü için beyek hem fikir bir aynı fikirde olan birine ihtiyaç duyuyorum. Hemser eş demek. İsmi hemser Ali, Ali'nin eşinin adı Zühre'dir. Hemkelesi sınıf arkadaşı, ahire hafta, hafta sonu ba çen ta az hemkelesi ha. Sınıf arkadaşlarından birkaçı ile be kuh da mirevim gidiyoruz, yani gideceğiz. Burada tabii ki şimdiki zaman kullanılmış ama gelecek zaman anlamı veriyor. Bi ile kullanılan kelimelere bakalım. Bi edep. Bekçeyi bir edep seri peder u madereş feryat keşit. Bir kar, cevani bir kar der park nişeste bud. Bir selike, ademhayi bir selike memulen zindegiyi namunenzem u şuluhi darend. Bir çare, merd bir çare der bimaristan can sport. Bir niyaz, haherem hemişe fikri mi koned bir niyaz az komek digeran est. Evet, bir edep edepsiz dedik. Bekçeyi bir edep edepsiz çocuk sere peder u madereş annesinin ve babasının üzerine feryat keşit bağırdı. Bir kar işsiz, cevani bir kar işsiz genç der park, parkta neşeste bud oturmuştu. Bir selike zevksiz dedik, yani iyi seçemeyen. Adem hayi bir selike memulen zindegi namunezem şuluki daren. Zevksiz insanlar genellikle zindegi namunezzem, düzensiz ve kalabalık bir yaşama, yani şuruğu derken hani yoğun, böyle işleri çekip üzerine sokamadığı bir yaşantıdan kastediyor. Düzensiz bir yaşantıya sahiptirler. Bir çare çaresiz dedik. Merdi bir çare çaresiz adam der bimaristan hastanede can sport hayatını teslim etti. Can spordan hayata teslim etmek, yani vefat etmek. Bir niyaz ihtiyaçsız, muhtaç olmayan anlamında. Haherem, kız kardeşim hemişe daima fikmi konet, düşünüyor. Bir niyaz az komeke digeren az. Yani başkalarının yardımına ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Bakıyoruz ne sonraki var, pişmanı ne. Naumit, Ali Bey illeti az destadan eşoklaş azindeki naumit şöyle az. Nahemvar, ranendegi der rahay nahemvar sakt u deşvar est. Nabina, merdi nabina nemitavanist be tenhayi az hayaban red şevet. Nashinas, dustan khaharam ra mishnesem, anha berayam nashinas hastan. Pardon, yanlış okudum galiba. Nashinas, dustan khaharam ra nemishnesem, anha berayam nashinas hastan. ناخانه من نمیتوانم خط ناخانه برادرم را بخوانم. نسنجیده دیروز دوستم نسنجیده حرفی زد و همه را ناراحت کرد. نشسته سبزی خوردن و میوه نشسته باعث بیماری میشود. ندانسته من ندانسته مرتکب اشتباه بزرگ شدم. نترس عجب پسر نترسی روی شاخه درخت ایستاده است. نچسب ظرفای نچسب برای آشپزی راحتتر هستند. بکنم این جمله رو نامتیموش. نامید امیدسیز دیدیک. علی به علت از دست دادن شغلش مسلینی ایشینی کایبتمسی ندنیله. به علت ندنیله از دست دادن کایبتمک شغل مسلک. ایشینی کایبتمسی ندنیله علی
Elzindegi yaşamdan na ümit şodeyaz ve ümitsiz olmuştur. Yani yaşama dair ümitsiz olmuştur. Ümitsizdir adam. Nahem var, ne dedik? Düz olmayan, engebeli. Ziranendeki der rahayı nahan var. Yani düz olmayan yollarda sürücülük, araba kullanmak sahtu deşvarez zordur. Sahtu deşvar ikisi de yakın anlamıdır. Yakın anlamıdırlar. Zordur. Nabina gözleri görmeyen. Merdi nabina ne mütevaniz? Gözleri görmeyen adam yani ama adam ne mütevaniz yapamıyordu ve tenhayı tek başına az hıyaban caddeden red şevet geçsin. Tek başına caddeden geçemiyordu. Naşinas işte tanıdık olmayan yabancı diyebiliriz. Rusbani haheram ra kız kardeşimin arkadaşları mı tanımıyorum. Anha onlar bereyem benim için naşinas hastan onlar benim için yabancıdırlar. Pardon. Nahane dedik. Ben nemi tavanem, hatta nahaneyi beraderim ve bekhanem. Ben nemi tavanem, okuyamıyorum. İyi okuyamıyorum. Hatta nahaneyi beraderim. Erkek kardeşimin okunaksız yazısı ne? Okuyamıyorum. Mesleci de dedik ki ölçüsüz yani. Hani böyle tartılmamış bir söz düşünmeden yapılan eylem yani. Diruz, Düneyin, Dustem, arkadaşım nesencidi herfize yani düşünmeden, ölçmeden, tartmadan herfize konuştu, bir söz söyledi ve hemi ve herkes he ve herkesi narahat kep ve herkesi rahatsız etti, üzdü. Neşesti, neşosti pardon, ben yanlış okudum. Neşosti yıkanmamış. Sebzi hordan yani yeşillik ve meyve, neşosti yıkanmamış meyve ve yeşillik bayesi bimari hastalığa neden olur. Bayesi olan bir şeye neden olmak. Hastalığa neden olur. Neden iste bilmeden, ben neden iste ben bilmeden mürtekebi iştibaki bozur geçoden, mürtekebi çizi şodan bir şeye bir şey işlemek yani. Büyük bir hata işledim. İşleyeni oldum. Ben bilmeden büyük bir hata işledim. Bakalım son iki cümlemize bakalım. Ne ters korkusuz dedik. Ecep peseri ne tersi. Burada bir nida cümlesi var. Ünlem cümlesi var. Tuhaf, korkusuz genç. Korkusuz çocuk diyor. Erkek çocuğu. Rüyü şahı yedirert. Ağacın dalı üzerinde istadeyaz durmuştur. Ne çesp yapışmaz dedik. Zerfayı ne çesp yapışmaz kaplar, bere aşpezi mutfak için ya da aşçılık için rahatlar daha rahattırlar, daha kolaydırlar. Burada tabi teflon diyebiliriz aslında. Evet sevgili arkadaşlar, burada bitirmişiz bu dersimizi de. Bir diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.